Diyelim ki elimizdeki bir f fonksiyonu, evet bu ab aralığında sürekli olsun. Şimdi bir de bu fonksiyonu görselleştirmeyi deneyelim. Burası y eksenimiz olsun. Evet, bu eksene de şimdilik t ekseni diyelim. x'i birazdan kullanacağız. Şimdi burası t eksenimiz oldu ve diyelim ki bu da y eşittir f t'nin grafiği olsun. Bu fonksiyonun a, b aralığında sürekli olduğunu söyledik. Burası t eşittir a, burası da t eşittir b noktası. Bu aralık boyunca fonksiyon süreklidir dedik. Şimdi öylesine bir de büyük fx fonksiyonu tanımlayalım. Bunu da mavi ile göstereceğim. Büyük fx eşittir integral alt sınır a'dan üst sınır x'e ft dt olsun. Ve a küçük eşittir x, o da küçük eşittir b. Yani kısaca bu bize x'in buradaki aralık içinde olduğunu söylüyor. Şimdi tanımlı bir integral ile karşılaştığınız zaman bunun türevleme ve ters türev gibi şeyler ile ilgili olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama bunu henüz bilmiyoruz. Şu an tek bildiğimiz şey bu ifadenin f fonksiyonunun altında kalan a ile x arasındaki alana eşit olduğu ve diyelim ki burası da x olsun. O zaman f(x) buradaki alana denk gelir öyle değil mi? Şu an için tek bildiğimiz şey bu. Bunun ters türevler ile ilgili olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Bu videoda da bunu kanıtlamaya çalışacağız. O zaman yine eğlencesine yani sözüm ona sırf zevk olsun diye f'in türevini alalım. Bunu yapmak için türevin tanımını kullanacağız ve bakalım nasıl bir şey elde ediyoruz. Şimdi f'in türevi f üssü x. Türevin tanımını yazacak olursak limit delta x sıfıra yaklaşırken büyük fx artı delta x eksi fx bütün hepsi bölü delta x. Bunu sadece türevin tanımını kullanarak elde ettik. Şimdi bu ifade neye eşit olacak? Bunu yukarıdaki integraller türünden tekrar yazalım. Eşittir limit delta x sıfıra yaklaşırken fx artı delta x yerine ne yazabiliriz? Üst sınırda yerine koyarsak integral a'dan x artı delta x'e ft dt elde ederiz öyle değil mi? Bundan da sağındaki ifadeyi yani fx'i çıkarmamız gerekir. Bunu daha önce integral a'dan x'e ft dt olarak yazmış olduk ve bütün hepsini de delta x'e böleriz. Şimdi soldaki bu terim ne ifade ediyor? Hatırlayın tanımlı integraller veya ters türevler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Yalnızca bunun f fonksiyonu fonksiyonunun altında kalan a'dan x artı delta x'e kadar olan aralıktaki alana eşit olduğunu biliyoruz. Yani buradaki alanın tümüne denk geliyor. Mavi ile yazdığımız terimin ne olduğunu zaten biliyoruz. Bunu da aynı mavi renkle boyayayım. Evet. Bu da sağdaki maviyle yazdığımız terimin ifade ettiği alan. Bunu zaten önceden boyamıştık. Eğer eğer bütün bu yeşil alanı alıp yani A'dan X artı delta X'e kadar olan alanı alıp içinden maviyle taradığımız alanı çıkarırsak pay kısmında hesaplamaya çalıştığımız alanı elde ederiz. Peki geriye nasıl bir alan kalır? Geriye şöyle bir şey kalır. Bunu da bunu da şöyle pembe renk ile göstereyim ama bunu daha önce kullanmıştık. Kullandım o zaman mor rengi kullanayım. Evet. Geriye şuradaki alan kalır. Peki bu alanı başka nasıl ifade edebiliriz? Bu alanı, aynı zamanda integral x'ten x artı delta x'e ft dt olarak da yazabiliriz değil mi? Öyleyse bütün bu ifadeyi büyük fx'in türevi ifadesini, Limit delta x sıfıra yaklaşırken bunu 1 bölü delta x olarak yazabiliriz. Çarpı paydaki ifade şeklinde ifade edebiliriz. Payın ne olduğunu az önce bulmuştuk. Şekildeki yeşil alandan mavi alanı çıkarıp mor alanı elde ettik. Bu alanı da aynı zamanda buradaki ifade ile gösterdik. O zaman pay yerine 1 bölü delta x çarpı integral x'ten x artı delta x ise FTDT -t yazalım. Şimdi, şimdi bu ilginç bir ifade oldu. Bu size tanımlı integrallerin ortalama değer teoreminden tanıdık gelmiş olabilir. Tanımlı integrallerin ortalama değer teoremi bize, bize şimdi bakalım bölge hangisi? A küçük eşittir C. Aslında bir saniye bunu şöyle yazayım. İlgilendiğimiz aralık X ile delta X aralığı. O zaman X küçük eşittir C. O da küçük eşittir X artı delta X aralığında bir C sayısının olduğunu söyler. Öyle ki fonksiyonun C noktasındaki değeri, bu C değerini de çizeyim size. Burada bir yerde bir C değeri olacak. Fonksiyonun C noktasındaki değerini alacak olursak burası da FC'ye denk gelecek. Evet bu aynı zamanda bu çizginin yüksekliğini de belirtiyor. Bu yükseklik ile tabanı çarparsak yani buradaki Aralık ile çarpacak olursak, bu aralığın değeri de x artı delta x eksi x'ten delta x olduğu için, evet delta x, eğer yükseklik ile tabanı çarparsak, eğrinin altında kalan alana eşit olacak. Bu da aynı zamanda integral x'ten x artı delta x'e kadar f ft dt tanımlı integralinin belirttiği alana eşit oluyor. Tanımlı integrallerin ortalama değer teoremi bize bunu söylemek istiyor. Eğer f sürekli bir fonksiyon ise iki uç nokta arasında öyle bir c noktası bulunur ki fonksiyonun c'deki değeri ortalama yüksekliği belirtir. Ve eğer fonksiyonun bu ortalama değerini alıp taban ile çarparsak da eğrinin alanını elde ederiz. Bunu aynı zamanda şöyle de yazabiliriz. Bu aralıkta öyle bir c değeri bulunur ki Fc eşittir 1 bölü delta x. Her iki tarafı delta x'e bölünce bunu elde ettik. Çarpı integral x'ten x artı delta x'e ft dt. Bu genellikle fonksiyonun bu aralıktaki ortalama değeri olarak kabul edilir. Peki neden? Çünkü sağ taraftaki bu integralli ifade bize alanı verir. Alanı da tabana bölersek ortalama yüksekliği elde etmiş oluruz. Bunu aynı zamanda şöyle de düşün düşünebilirsiniz. Buradaki yüksekliği alıp tabanla çarptığımız zaman elde ettiğimiz dikdörtgenin alanı eğrinin altında kalan alan ile aynı değere sahip olur. Bu aslında kullanışlı bir ifade. Çünkü bu ifade aynı zamanda fx'in türevinden elde ettiğimiz ifadeyle aynı. Öyleyse öyle bir c değeri var ki fc eşittir buradaki ifade diyebilelim. Veya limit bunları farklı bir renk ile yazayım. Şimdi x ile x artı delta x aralığında öyle bir c değeri var ki f üssü x bunun da şuradaki ifadeye eşit olduğunu biliyoruz eşittir. Limit delta x sıfıra yaklaşırken bu büyük ifadeyi yazmak yerine aynı ifadeye eşit olan bir c değeri olduğunu biliyoruz. O zaman fc olmalı diyebiliriz. Sona yaklaştık. Sona yaklaştık. Şimdi tek yapmamız gereken limit delta x sıfıra yaklaşırken fc'nin değerini hesaplamak. Bunun için az önce yazdığımız bu aralığa bakmalıyız. c değerinin her zaman x ile x artı delta x arasında kaldığını biliyoruz. Bunu noktada içgüdüsel olarak şöyle söyleyebiliriz. Delta x sıfıra yaklaşırken buradaki yeşil çizgi gittikçe sola yaklaşıp mavi çizgiye kadar geldiği zaman c değeri her zaman arasında kalmalı. Dolayısıyla c de x'e yaklaşacak. O zaman sezgisel olarak delta c nin de x sıfıra yaklaşırken c'nin de x'e yaklaştığını söyleyebiliriz. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Delta x sıfıra yaklaşırken fc de fx'e yaklaşır. Öyleyse bu ifadenin fx'e eşit olacağını söyleyebiliriz. Şimdi bunları içgüdüsel olarak yaptığımızın farkındayım. Peki kesin olarak x'in c'ye yaklaştığını kanıtlayabilir miyiz? Sadece grafik üzerinde göstermek yerine matematiksel olarak nasıl kanıtlarız? Grafik üzerinden gördüğünüz üzere C'nin x'e yaklaşması gayet mantıklı geliyor ama matematiksel bir kanıt yapmak istersek sıkıştırma teoremine başvurmalıyız. Sıkıştırma teoremini kullanmak için C'yi delta x'in bir fonksiyonu olarak görmemiz gerekiyor ve aslında öyle de. Delta x'inize bağlı olarak C değeri daha solda ya da daha sağda olacak ve aynı zamanda bu ifadeyi şu şekilde tekrar yazabiliriz x küçük eşittir delta x'in bir fonksiyonu olarak c o da küçük eşittir x artı delta x. Gördüğünüz üzere c yine x ile x artı delta x arasında kaldı. Peki limit delta x sıfıra yaklaşırken x'in değeri ne olur? x'in değeri delta x'e bağlı değil. Dolayısıyla bunun sonucunu doğrudan x olarak yazabiliriz. Limit delta x sıfıra yaklaşırken x artı delta x. Peki bunun değeri ne olur? Delta x sıfıra yaklaşırken bu ifade x'e eşit olmaz mı? Şimdi eğer delta delta x sıfıra yaklaşırken soldaki ifade x'e ve bu küçük eşittir c delta x olmalı. Aynı şekilde eğer bu delta x sıfıra yaklaşırken x'e eşit oluyorsa bu da c delta x'ten büyük eşittir. Sıkıştırma teoreminden ya da diğer adıyla bunu daha çok seviyorum. Sandwich teoreminden bildiğimiz üzere limit delta x sıfıra yaklaşırken delta x'in fonksiyonu olan c x'e eşit olmalı. İkisiyle de aynı değere yaklaşmalı. İkisi arasında sandviçlenmiş olarak bulunuyor. Gördüğünüz üzere sandviç yöntemi ile de aynı sonuca daha matematiksel bir şekilde ulaşabiliyoruz. Delta x 0'a yaklaşırken c de x'e yaklaşıyor. Eğer c x'e yaklaşıyorsa o zaman f c de f x'e yaklaşır. Böylece kanıtımızı tamamlamış olduk. f sürekli bir fonksiyon büyük f fonksiyonunu bu şekilde tanımlar ve sadece türev tanımını kullanarak büyük f(x)'in türevinin f'(x)'e eşit olduğunu gösterdik. Peki bu bizim için neden önemli? Çünkü eğer elimizde herhangi sürekli bir f fonksiyonu varsa, burada da bunu varsaydık. f'in belli bir aralıkta sürekli olduğunu söyledik. Elimizde sürekli bir f fonksiyonu varsa tekrar ediyorum. Öyle bir fonksiyon vardır ki fonksiyonu da şu şekilde eğrinin altındaki iki sınır noktası arasında kalan bir alan olarak tanımlayabiliriz. Bu fonksiyonun türevi sürekli olan fonksiyonumuza eşit olur. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Her sürekli fonksiyonun ters türevi olur. Bu da büyük fx'e denk gelir. İşte bu yüzden buna kalkülüsün temel teoremi diyoruz. Bu iki fikri birbirine bağlıyor. Bir yanda temeli türev olan diferansiyel kalkülüs var. Bir yanda da temeli integral olan integral kalkülüs var. Bu kanıttan önce integrali hep bir eğrinin altında kalan alan olarak düşündük. Yalnızca eğrinin altındaki alanı belirten bir nota yondan ibaretti ama şimdi bir bağlantı kurabildik ve özellikle de integral ile türev arasında bir bağ olduğunu görmüş olduk. Bu bağda bütün kalkülüsü bir arada tutan en 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 güçlü bağlardan biri. Şimdiye kadar aralarında bir bağlantı olduğunu Biliyorduk ama şimdi bu bağlantının nasıl kurulduğunu da görmüş olduk. Hatırlayın integraller her zaman aklımıza ters türev alırken geliyordu ama neden olduğunu bilmiyorduk. Eğer integrali yalnızca bir alan olarak düşünüyor duysanız böyle bir süreçten geçip türev alma ile bağlantılı olduğunu öğrenmiş oldunuz.